Herkese yeni vlogdan günaydın kızlar. Günaydın değil, tünaydın oldu. Aslında öğlen oldu yani şu an. Biz şimdi Berna'ya geldik. Berna bize çay yapıyor. Berna bize çay yapıyor. Ayran getirmiş. Bir komşumuz vardı, Kameralı'nın Hilva. O bugün bize yemek yaptı. Beni de çağırmışlar sağ olsunlar. İlk defa onun yemeğini yiyeceğim, tadacağım. Bakalım nasıl yaptı. Öyle yani, sağ olsunlar. Hatta yanında lavaş getirmiş sanırım, onlar lavaş da yiyorlar. Öyle yani. Ha, ona yaptı. Bakın böyle salatasını yapmış. Yani bizimki gibi işte, biraz daha iri doğruyorlar herhalde. Soğanları falan, mor soğan kullanıyorlar değil mi? Mor soğan. Bir de patlıcan yapmış. Patlıcan, bir yemek daha. Bezelyeli bir salata türü bir şey yapmışlar. Göstereyim onları da size. Böyle kızlar sanırım kavurma gibi, bezelyeli, bizim susuz yaptığımız, sulu yaptığımız bezel gibi. Patates, karot, havuç var. Elimize kına yıkadın mı? Peki bu. Evet, bezelye. Hariko. Ha, soğan. Ha, fasulye. Kıyma bir de. Evet, eline sağlık canım benim. Ne patlıcan. Ben de ya. Afiyet olsun Hika. Ve kızlar, ben şimdi eve geldim. Şeylerden size söyleyeyim. Bernalardan eve geldim. Ben de onlara bir poğaça yapayım. Çayla yiyelim dedim kızlar. Şimdi o çay koyacak. Ben de hemen evime geldim. Poğaça yapacağım. Bakın hemen. Gördüğünüz bir su bardağı, hemen sıvı yağ koydum. Yarım paket kızlar margarin erittim böyle. Onu koydum. Şimdi hemen bir kaşık da yoğurt koyacağım. Bakın. Bir kaşık yoğurt koydum. Sonrasında da biraz tuz, biraz da şeker ilave edeceğim kızlar. İşte şu kadar, yani bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Şöyle, artık benim elim alıştığı için size de mol ölçülerini söylüyorum, bakın. Tamam. Bir su bardağı sıvı yağ, yarım paket margarini erittim. İki kaşık koydum hemen. Yoğurt koydum. Hemen iki kaşık da şöyle sirke koyacağım kızlar. Ama sirkem bu kadar kalmış. Neyse, yapacak bir şey yok. Sirkem bitmiş. İki kaşık da sirke koyun siz. Ve hemen yumurta kıracağım bir de. Ay dur. Hemen burada bir bütün yumurtayı kırıyorum. Şöyle. Bir tanesinde sadece akını koyuyorum. Sarısını üzerine ayırıyorum kızlar. Şöyle. Ay gitme. Tamam. Bunları hemen bir harmanlayayım bu şekilde. Çırpma teliyle yaparsanız daha iyi de. Şu an benim vallahi biraz aceleye aldım. Hem de normalde çırpma teliyle yapıyorum tabi. Hem de bulaşık çıkarmayayım diye vallahi, ne yalan söyledi kızlar. Şöyle hemen yapıyorum bunu. Ondan sonra da unu ilave edeceğim. Yumuşak böyle yağlı bir hamur oluyor. Kıvamını da sorarsanız. Zaten şimdi iyice yoğuracağım için. Tamam. Şimdi hemen şeyini alayım. Hamurunu koyayım. Ununu koyacağım. Valla normalde eliyordum. Bu sefer bunu da elemeyeceğim. Şöyle bir. İki. Yaklaşık bir 4 bardak falan. 4 su bardağı kadar şey alıyor kızlar. Öyle söyleyeyim size. Un alıyor rahat. Ve tabii ki 1,5 pakette
Bakın bir paket attım. Bunun da yarımını atıyorum. 1,5 pakette mutlaka ki kabartma tozu atıyorsunuz. Ve hemen şöyle yoğurmaya başlıyorum. O kadar pratik, o kadar lezzetli oluyor ki. Olmaz olur mu? İçinde bir sürü yağ var. Aman Allah'ım. Ama yapacak bir şey yok. Yağ veriyor yani bunun şeyinde kızlar. Ojelerim ve tırnaklarım yok. O yüzden de elimle yoğuruyorum. Eldivenim de yok zaten. Hadi bakalım. Evet, biraz daha un istiyor. Doğa, bana bir un getirir misin anneciğim? Görüyor musunuz? Hemen zaten formunu alıyor. Yağlı olduğu için. Ay, döküyordum şunu. Yağlı hamur olduğu için hemen formunu alıyor. Koy annem. Dur, yavaş koy. İsterseniz peyniri, dereotunu ya da maydanoz, ne seviyorsanız kızlar, hamurun içine de ilave edip yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz ya da normal poğaça gibi içine de hani böyle D şeklinde koyup koyup da kapatabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Biraz daha koyayım, yiyecek çok az. Evet, gayet güzel. Çok az daha hatta gider. Ya un işte tamamen yumurtanızın büyüklüğüne, yoğurdunuzun kıvamına, her şeye göre değişiyor. O yüzden dediğim gibi şöyle çok sert olmayan, hatta yumuşak denilebilecek böyle güzel yağlı bir hamur elde edin. Görüyor musunuz? Yağlı hamur. Böyle, aynı böyle oluyor. Zaten o veriyor kızlar şeyini. Açıkçası lezzetini. Tamam. Şimdi hemen bunları hızlıca sıkıp sıkıp koyacağım. Peynirini çıkarayım. Evet canımlar, şimdi peynirimi ezdim biraz. Gördüğünüz gibi bakın, hemen alıyorum şöyle mandalina büyüklüğünde, gördünüz mü? Yuvarladım. Hemen şuradan birazcık peynirimi koyuyorum içine. Bakın böyle yaptım. Şöyle ağzını kapattım. Görüyor musunuz? Bu kadar. Böyle. Hatta ben bunu biraz daha şey atacağım ya. Bunu çok az daha yiyecek bu kızlar. Baya baya bir şey yağlı. Havada sıcak ya. Tabii yağ eridikçe gözünüyor ya. Evet. Böyle daha iyi oldu. Yani anlarsınız siz zaten formunu tam olarak. Şöyle bakın, mandalina gibi aldım. Hemen peynirini koydum. Bakın böyle ağzını kapattım. Ters döndürdüm o yere, birleşim yeri aşağı geldi. Şöyle yaptım. Gördünüz mü, mekik gibi. O kısmı altta kalıyor. Bu şekilde koyuyoruz tepsiye. Evet, ben bunları hemen yapayım. Gene görüşürüz canımlar. Bakın kızlar, böylece poğaçalarımı yaptım. Hemen şöyle şimdi fırına veriyorum. Sıcak ısıttığım fırına veriyorum. Üzerlerine biraz böyle kavrulmuş susam ve çörek otu serptim. Hadi bakalım. Hey kızlarcığım, ben geldim parka. Yukarıda oturuyorduk normalde. Üst tarafta ama çok güneş orası. O yüzden buraya geçtik. Poğaçalarım da oldu. Şöyle koydum. Kocaman bir tabak. Yeter yani. Birkaç kişiyiz zaten. Berna da çay getirecek birazdan. Öyle yiyeceğiz. Sonra da Murat gelir. Bugün hiçbir şey yapmadım inanın. Yani hiç ama hiçbir şey yapmadım. Oh. Çıkıp geldim. İşte kayınvalidenlere çıktım biraz. Onun dışında evdeydim kızlar. Hiçbir şey yapmadım. Yapmak da istemedim bugün. Kendime bugün izin verdim. Vallahi aman. Ne yapayım ya. Bugün öyle izinliydim. Kendi kendime. Alişko geliyor. Şuraya geç anneciğim. Oh, ay bebeğini de almış yarabbim. Gerçek mi? Heh, gerçek tabii canım. Canımlar, vallahi bugün size kız çekemedim bir şey. Yani çekecek bir şey bulamıyorum. Çünkü bir şey yapmadım. Ne çekeyim ayol. Oturup konuşacak halim de yoktu gün boyu. Nasıl bir sıcak, nasıl bir sıcak Ankara'da size anlatamam. Şimdi mutfağa girdim. Yani yemek bile yemedim inanın, sıcaktan canım istemedi ama şimdi biraz acıktım.
Bir tane poğaça alacağım şuradan, bir de soğuk bir içecek dolduracağım. Murat da şey istedi, dondurma istedi. Onlara da dondurma hazırlayacağım külahta. Öyle yani kızlar, çok 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 sıcak. Fenalardayız. Gelirken çekirdek almış Murat, şöyle halkadan. Gelirken çekirdek ve şu benim sevdiğim şeyden almış Murat. Bunu çok seviyorum. Ah kilolar kilolar, kilo olmasa neler yersiniz de. Neyse işte. Şimdi biraz ondan koyacağım. Bir de kayınvalidem kızlar şey getirmişti. Köyden geldiler ya, bu nallıhan ekmeği. Nallıhan da bir yer satıyor bunu. Oradan bir tane bana ekmek getirmiş. Bir tane bize almış yani. Şu da somun ekmeği. Bunu da kendisi yapmış. Dün bir tane vermişti. Onu biz böldük, yemeye başladık. Yani ince böyle dilim dilim kesiliyor bu. Kızartılıyor tereyağıyla falan, çok güzel oluyor. Bunu da dilimleyip buzluğa atmayı düşünüyorum. Bunu da yine buzluğa atacağım çünkü evde bayağı bir ekmek var şu an. Ve bakın asıl şu biber ben çok seviyorum diye almış bundan bir kilo da, böyle almış. Kahvaltıda falan yiyeceğim. Turşu yapayım anne dedim bunu, ben çok seviyorum turşusunu. Kızım dedi sonra yine alırız. Sen buna dedi ye kahvaltıda falan, yiyin yemekte dedi. Gerçekten o çıtır çıtır kızlar. Bu da nallıhan biberi diye geçiyor. Böyle yani bir kilo da bundan almış sağ olsun. Öyle şekerler. Şimdi dondurmayı hazırlayayım, içeri gideyim. Külahta yapacağım onlara. Doğa ve Ali yiyor musunuz dondurma? Ay kız bu niye kırılmış külah? Aman ben mi kırdım acaba? Tüh. Dondurmayı yiyor musun? Külahta yapacağım. Şöyle hazırlayayım. Ay benim dondurma kaşığım vardı ya. Attım kızlar. Şeydi ama plastik gibiydi yani. Bu plastik olanlardandı. Demirini alacağım. Biraz böyle pahalı ama bence çok iş görüyor. Böyle kuplarda falan da ben böyle servis ederken süslemeyi falan seviyorum. Top top görünüyor ya, çok güzel duruyor. Hem de kolay çıkıyor gerçekten ondan. Kız bu ne? Yapışmıyor. Bunu nasıl koydunuz siz dün? Ay çok zor böyle. Çok saçma. Evet saçmaymış vallahi, zor yani. Al. Bunu içe dondurma da gitmiyor ki doğru dürüst. Neyse. Koydum. Nasıl koyuyor anneciğim? Şunu. İnce parçalı. Ha ince ince mi koyuyorsun? Hı-hı. Mantıklı. Şöyle içini dolduracaksın ha. Kız zor. Kızlar ben şunu bir hak edeydim. Rezillik. 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 Dondurma bir de yeni çıktı ya tabii buzluktan. Çok şey. Neyse şöyle vereyim Murti'ye. Yerse bir daha yaparız. Ne yapalım? Ya da kasede ister belki bunu yiyince. Doğa şunu babana götürür müsün yavrum? Ay bu çok az oldu ona. Şöyle yapayım bari. Al yavrum düşürmeden götür. Şunu da Alişko'ya yapayım. Sabahın köründe bugün dondurma yedi. Çocuğum kalkar kalkmaz o kadar seviyor ki. Al yavrum. Ali'ye götürün çünkü yedi o. Ve kızlar an itibarıyla arkadaşımdan bir şey geldi. Bizim bir grubumuz var, veli grubumuz. Haber geldi, hepimiz de aynı civarda oturuyoruz. İşte bir tanesine gidiyoruz hadi senle gel diye. O yüzden şimdi kocam da hadi, iyi, hadi bırakayım tamam, dedi evet, bir saatliğine. Ne geldim tabii ki. Çekirdeğini aldım geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk kız. Canım ben için. İgiş. Bir tane. Yeri çok özledim seni. Kız? Seni gel. Ay canım benim. Hoş geldin. Geldiler mi öbürleri de? Geldiler. Ay zıkkımlar. Ay benden önce gelmişler Malik'le. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Güzel gıcık sürpriz. Ay çok gıcıksın. Gelmiş. Hoş geldin. Tabii canım. Nazik sen hoş mu geldin yoksa? Malik. Kızlar şu köşeyi bana verdiler. Şimdi köşeme geçiyorum. Hadi gelin. Hadi oturun geri kalanlara. Tabii canım. Geri kalanlara oturun hadi siz de. Otur otur canım hadi. Rahat et. Uzun bir aradan sonra buluşmak çok iyi. Evet ya iyi oldu valla Nur'dan. Tatilden geldiler kızlar arkadaşlarım. Aynen valla iyi oldu. Biz kara kızlarız. Hey valla siyah beyaz gibi olduk kız. Kara kızları. Allah sizin canınızı almasın. Aynen. Görürüz haftaya inşallah. Ondan sonra görürsünüz nasıl bronzlaşıyorum. Aynen.
bacağımız için. Sesini kısacaksın ama değil mi? Ha, kısacağım. Hayır, kısmayacağım ya. Niye sesini kısayım? Senin sesini de çıkaracağım. İnanmıyorum hocam. Evet, inan Nur. Nur. Kız ne var? Senin sesini de çıkaracağım. Nur sesim de çıkacak. Evet. Yani. Sesinde ne var? Acaba meşhur olur muyum? Manyak. Kızlar, Hatice de böyle bize meyve hazırladı. Sağ olsun. Ay, serin yere de oturduk ki kız. Ne rahat oldu vallahi yerde, değil mi? Değil mi kız? Kara kız. Kız. Kız kömür. Neyi canım? Çok beğendim Hatice vallahi, tam oturmalık olmuş, yemin ederim. Ben de mi böyle yapsam kız? Küçük balkonum ama. Vallahi çok oraya da olur. Olur değil mi? Evet, senin oraya da güzel. Evet, vallahi olur. Yerde oturması daha güzel oluyor dar alanlarda. Aynen. Evet. Kız benim de dar, bak şu kadar ama olur bence de yani. Değil mi? Tam olur vallahi. Aynen. Tatile gitmeden gel. Yok kız, o da da değil. Biliyor ya gelemeyeceğimi tatilden önce. Kız cuma. Bu cuma. Ha, yarın, siz bana yarın gelin. Mı gidiyorsun? Yok yok, haftaya. Ay, önümüzdeki haftaya. Ha, haftaya. Koyarım belki. Belki de sabah. Kızlar bize köpüklü kahve yapıyor. Kız bu ne? Cappuccino bebeğim. Cappuccino yapıyor arkadaşım. Ne kadar bir şey diyeceğim. Bu sırf köpük gibi. Evet. Şimdi kız nasıl oldu? Dökeceğiz. Ya. Üstüne de şimdi süt kaynatıyorum. Süt dökeceğiz. Bu cappuccino'nun köpüğü mü? Nasıl, evet, yaptın Hatice? Granül kahve koydum. Çok arda sıcak su. Hı. Normal Nescafe'nin granülü. Tabii tabii. Ondan sonra şu çırpıcıyla çırptım onu. Hemen köpük haline alıyor zaten. Kız ne güzel. Biraz da sevgisini katınca. Ya. Değişim oluyoruz. Can benim. Güzel oluyor. Eyvallah kız. Bakar mısın? Harika. Sen kız. Ay, beni çekmeli mi? Duramadım. Sen Kefken'e gittin, kibarlaşmışsın. Kara halini bir daha göremezsin. Çek. Kız sen Kefken'e gidince kibarlaşmışsın Nur'dan. Ben aşk olsun. Kaba bir insan mıyım? Saatinde kibarlaşmışsın. Senin yüzüne Nur gelmiş. Nur mu gelmiş? İnce şey miymiş? İnce kara inmiş. Karardım iyice. İçim karardı. Kendim karardım. Allah seni. Hayır, için kararma. Gayet mutluydun. Tatilin asla, evet, kötüsü vallahi olmaz. Aynen. Bir şey diyeceğim. Bunun şimdi su koyunca bu üstte mi çıkacak? Köpük üstte kalacak. Ha, köpük içeceğiz yani. He, iyiymiş. Hı-hı. Kız. İçire köpük içirecek bize yani. Sen onu da içirmedin. Yazmaz. Yeter ya. Sen uğraşacaksın. Valla. Tabii ağzı var. Kız bir şey diyeceğim. Tüp kokmuyor mu hala ya? He? Tüp kokmuyor mu hala? Hayır, kapatma da öyle geliyor. Valla. Açık değil mi Hatice? Açık da yanan açık ama. Ha, şu açık. Ha, kaynıyor zaten. Kokmuyor. Şurası açık. Demin açık olmuş da birini. Aynen. Aziz Allah. Onun işi bitti. Bakın kızlar kahvemize. Nasıl açık? Ha, su değil, süt koyuyorsun. Süt koyuyor. Ha, ha. Ay, Doğan'ın yaptığı gibi demek ki. Doğan da böyle bir şeyler yapıyor, ben hiç anlamam da. Şimdiki kızlar. Güzelim, ne demek ben bir şey? Kız yok, kahveyi sevmediğim için valla anlamıyorum hiç kahveden. Onlar demek ki Z kuşağının şeyini. Doğan yaptı. Aynen. Z kuşağı. Ama tadı da inşallah beğenirsiniz. Beğeniriz kız. Sen çok kahveci olmadığın için. Yok kız. Ve son hali kızlar, bakın böyle karıştırdı bir de. Ay vallahi gayet güzel görünüyor. Şahane görünüyor. Sağ canım. Hmm. Aynen.